Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golva.com'un ve Kayseri Özel Yüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, Fener'in maçı var HDI ile. Bugünün ilk videosunun açılışını yapalım. Aslına bakarsanız bugün hazırlamam gereken birden fazla video var ama bu video şimdilik bizleri idare etsin. Şimdi Fenerbahçe Giresunspor maçı var ama öncelikle birkaç tane farklı şeyi söyleyeceğim. İlk olarak Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Matias Ross'un sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacağını söylemiş. Tabii ki de oyuncuya geçmiş olsun ama bildiğim kadarıyla hiç oynatmıyorlar. Hani bana hep şu soru geliyor. Hocam biz niye genç futbolcu almıyoruz? Hani 14 artı 3 kuralı var. Biz niye 3 kuralını uygulamıyoruz falan diye. Ben de sadece şunu söylüyorum. Gerek var mı? Yani alıp dengeyi bozmaya gerek var mı? Ha, bir stoper alınabilir. Bence bir stoper alınabilir. Bence iki stoper alınabilir. Eğer ikinci dönem yine üçlü savunma düşüneceksek, ki bence düşüneceğiz, iki stoper alınabilir. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin Rennes karşılaşmasında deplasmanda attığı gol UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçilmiş. İnşallah turnuvada daha da ilerleriz. Daha da yüksek seviyelere çıkarız. Daha da yüksek yerler görürüz ve sonrasında da orada başarılı sonuçlar elde ederiz arkadaşlar. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Süper Lig'de şampiyon olmuş kulüplerin divan kurulu başkanlarıyla dün İstanbul'da bir araya gelmiş. 5 yıldızı Fenerbahçe. Niye 5 yıldız? Çünkü Süper Lig'de şampiyon olan bayağı bir takım olduğu için. Neyse, ben fazla girmiyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, Türkiye Kupası'nda da eşleşmeler belli olmuş. Ona da değineyim de asıl bomba yere geliyorum. Fenerbahçe İstanbulspor'la, yani Süper Lig takımıyla karşılaşıyor. Trabzonspor Samsunspor'la. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bakın, bilmeyenler için söylüyorum. Trabzonspor ile Samsunspor arasında bazı ufak tefek sürtüşmeler oluyor yer yer. Hani Rize ile Trabzonspor taraftarları, Rize Spor taraftarı diyeyim, çünkü hani şehirler şehir şehire düşman olacak ya da rakip olacak diye bir şey yok. Yani birbirlerini çok fazla sevmeyebilirler. Artvin, Ordu falan hani çok şey yapmazlar ama Samsunspor'un Trabzonspor'la bir şeyi var. Bir hani gerginlik öncesi bir şey var. Bence şu kuralar içerisinde en şanssız kurayı Trabzonspor çekmiş. Benden söylemesi. Beşiktaş Şanlıurfa Spor diyor. Galatasaray Keçiören Gücü. Baktığın zaman nispeten hani en zor kurayı Fenerbahçe çekmiş gibi duruyor. Çünkü bir Süper Lig takımı sonuçta. Diğerlerinin rakiplerine baktığınız zaman alt lig takımları olduğu için iyiler. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu formasyonun, bu formatın değişmesi lazım. Gerçekten değişmesi lazım. Ya tamam, grup aşamasına dönüldü. 3 orada 3 buradaya dönüldü. O denendi. Olmadı. Kulüplerin maç başı ücretleri var. O perişan etti. Olmadı. Tamam. Bir Fenerbahçe'nin, bir Galatasaray'ın, bir Beşiktaş'ın daha çok izlenmesi, yayınlayanın da işine gelir. Ama olmadı. Yani son yıllara bakın, neredeyse son yıllarda hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş inadına yapar gibi hiç öyle yüksek turlara gitmeden eleniyor. Belki de tepki gösteriyor. Hani kazandığımız ne ki dercesine. Bence buralara bir düzgün bir düzenleme yapılması lazım. Doğru dürüst bir düzenleme yapılması lazım. Ben şunu söyleyeyim. Kupanın mantığı, amacı neyse ona uygun bir düzenleme yapılması lazım. Ha, getir alt lig takımını Galatasaray'la, Galatasaray'ın evinde oynasın. 7 tane atsın, Galatasaray'la 3'ünü çektirsin. Öbür gariban. Ya Kastamonu mesela. Galatasaray Kastamonu maçı Kastamonu'da oynasın. Bak, Fenerbahçe Kırklareli deplasmanına gitti, oynadı. Ya ben Kırklareli'ne karşı bir sempati elde ettim. Hani Kırklareli Spor'a karşı. Yanlış anlaşılmasın. Oranın valisi mesela, Vali Bey'e karşı bir sempati oluştu bende. Ne bileyim, Beşiktaş mesela Şanlıurfa'ya gitsin. Galatasaray, Ankara, Keçiören. Mesela hani Keçiören olarak düşünmeyin. Başka bir şehir düşünün ya. Diyarbakır'ın bir takımı düşünün. Ya da Diyarbakır Spor düşünün. Ya da ne bileyim, başka bir şey düşünün. Bitlis Spor düşünün. Bingöl Spor.
Bence bu takımlar oralara gitmeli. Çünkü Türkiye'de sadece İstanbul'da taraftarı yok bu takımların. Ya da Trabzonspor'un sadece Karadeniz'de şurada burada takım yok. Bence bir düzenleme yapılabilir. Ama Fenerbahçe açısından İstanbulspor maçı olması beni sevindirdi. Niye? Ya arkadaşlar, bakın bizim kadromuz geniş, derin. Biz haftada 2 maça alışmış, 3 maça alışmış bir takımız. Futbolcular hep kendini hazır tutuyor, diriltiyor. 3 tane genç izlerdik Keçiören'le. Çok izlerdim. Beşiktaş Serik'ten oynadı. Ben herhalde 10 tane atarlar dedim. 3-1 bitmiş maç. Hayretler içerisinde kaldım. Bir de as oyuncularından bazıları 70'e kadar falan sahada durdular. Yani böyle bir şey. Orada bir sakatlık geçirirsen olacak. Yani bilmiyorum, o formatın değişmesi lazım. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda en fazla maçın açılış golünü atan takım Fenerbahçe. 10 kez. Ve bu karşılaşmalarda sadece 2 puan kaybı yaşamış. O da bir beraberlikte. Orada nasıl olduğunu biliyorsunuz. Gösterilmeyen kartlar vesaire. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın 6'sında gol yemeyen Fenerbahçe bu sezon rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım konumunda. Maç başına 7.3, 87'de 12 diyor. Hani 87 şut, 12 isabet manasında söylüyor sanırım. Ya da 12 gol manasında mı söylüyor? He. Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçında mağlubiyet almayan Fenerbahçe, 11 galibiyet, 3 beraberlik. Son 6 iç saha karşılaşmasında da puan kaybetmedi. İnşallah bugün de kaybetmez. Sarı lacivert ekip seyircisi önünde daha uzun bir galibiyet serisini en son Kasım 2015, Mart 2016 arasında Vitor Pereira döneminde yaşamış 8 maç. İnşallah Jesus'u, hani Zico ile ilgili dediler ya, Avrupa'da şu kadar maç kazandı diye Jesus egale etti ya. İnşallah Pereira'nınkini de egale eder. Çünkü Giresun maçından sonra Trabzon maçı, bir maç daha deplasmanda diyebiliyorum. Sonra Galatasaray'la evimizde diyebiliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Eğer 8 maç egale edilmiş olursa zaten Galatasaray falan yenmiş oluruz. İnşallah egale eder diyelim. Olur mu? Giresunspor'u konuk ettiği 7 Süper Lig maçının 5'ini kazanan Fenerbahçe. Bir de 2 beraberliğimiz var. Bu galibiyetlerde 12 gol atıp kalesinde 3 gol gördü diyor. Bir konuda uyarıda bulunayım. Giresunspor sanıldığı kadar kolay lokma değil. Bunu belirteyim. Bu bir. İkincisi, yani rakibi küçümsüyor gibi konuşmalar var. Bu beni rahatsız ediyor arkadaşlar. Rakip küçümsenmez. Bu saçmalıktan vazgeçin. Senin karşındaki takım Süper Lig takımı. Senin karşındaki takım Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmiş bir takım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Giresunspor'da Ferhat Kaplan var. Onurcan Piri var. Ben açıkçası Ferhat Kaplan'ın oynamasını tercih ederim. Onurcan çünkü iyi bir kaleci. İyi bir Fenerbahçeli kardeşimizin de yeğeni olur kendisi. Yani yaşı 28. Açık söyleyeyim. Hani Altay Bayındır'a yedek olarak kesinlikle düşünülebilecek bir kaleci. Hocam ya Allah'ın seversen bırak bunu şöyle böyle. Süper Lig'e çıkmalarında en büyük pay sahibi Onurcan Piri'dir. Aksini iddia eden varsa futboldan anlamıyordur. Ben onu söyleyeyim. Ben biliyorum çünkü. Alexis Perez savunmalarında muhtemelen Ramon Arias'la birlikte. Hani maç öncesinde zaten konuşuruz konuşmasını ama yani Ankaraspor maçını değil. Mesela Giresunspor'un Giresun'un son maçına bakalım arkadaşlar. Giresunspor maçları diye. Son maçına bakalım. Özellikle Giresun'un hani hakem kararı şu bu hakkımız yenildi denilen İstanbulspor maçındaki kadrosuna baktığınız zaman Onurcan, Arias, Perez savunma yani merkezinde bulunan isimler. Beklerinde Alper Uludağ ve Ulvan var. Alper Uludağ zaten ligden çok çok bildiğiniz birisi. Ulvan dediği Taha Ulvan arkadaşlar. 21 yaşındaki sağ bek, o da Samsunspor'dan gelme. Asıl sağ bekleri Hayrullah bir sakatlık geçirmiş durumda. Zayıf kanatları burası olacak gibi duruyor, açık söyleyeyim. Muhtemelen de bizim maçta da olacak. Orta üçlülerinde hani Jorman Campuzano, Meya ve Görkem Sağlam oynamış. 3 isminde şu ana kadar ligde birer gol katkısı var her birisinin. Hani Campuzano ön libero mevkisinde 26 yaşında. Bu sezon bayağı bir maça çıkmış. Yani gelmeden de maça çıkmış. Öyle söyleyeyim. Kiralık bir futbolcu Boca Juniors'tan. Hani 23 maça çıkmış. Bir gol bir asisti var.
Meyye'ye baktığı zaman o da 36 maça çıkmış. O da kiralık arkadaşlar. Yani o da kiralık şeyden Kolombiya ekibinden kiralık. 36 maçta 2 gol var. O da aslına bakarsanız bir yorgunluk var. Görkem Sağlam o zaten 9 maçta 2 gol var. 471 dakika. O Hollanda çıkışlı bir oyuncu. Bu şekilde bir şeyi var. Sergiño, Sainz ve Baic oynatmışlar. Baktığınız zaman Sainz 21 yaşında. Borja Sainz 21 yaşında genç bir diri bir oyuncu. Şimdi küçümsenmeyecek isimler bunlar arkadaşlar. Bilginiz olsun 2025'e kadar transfer etmişler öyle kiralık değil. Ama 2 milyon 200 bin euro piyasa değeri var. Ve bu kanat oyuncusunun bu sezon toplam 13 maçta 3 gol 2 asisti var. Borja Sainz'i dikkatlice izlemeniz gerekiyor. Sergiño diyor ama Sergio onun adı kısa ismi. O da Giresunspor'un bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncusu. Onun da bu sezon 12 maçta 2 gol 2 asisti var. Ha, bir yıllık opsiyonu varmış. Forvet ise Riyad Bahic zaten ligimizin kaşarlanmış futbolcularından birisi. Değil mi? Konyaspor'dan falan Başakşehir'den hatırlayacağınız isim. Sonrasında bayağı bir İtalya'da oynamışlığı olan bir futbolcu. Onun da 12 maçta 3 gol 1 asisti var. Ha, baktığınız zaman böyle bir tablo bizleri bekliyor. Ancak bizleri beklemeyen bir olay var arkadaşlar. O da nedir? Fenerbahçe'de sürpriz bir olay. Kadro dışı kalma ihtimali olan bir olay. Gribal enfeksiyonu bulunan Enner Valencia antrenmanda yer almadı. Herkes bana aynı soruyu soruyor. Hocam Valencia kadro dışı mı kaldı? Şimdi önce şunu belirteyim. Kadro dışı kararı ile kadro dışında kalma kararı yani kadro dışı kelimeleriyle kadro dışında kalma kelimeleri farklı. Bunu ben kadro dışı olarak kullandığım zaman hocam dövüştü de kadro dışı mı kaldı diye. Bir şey söyleyeceğim zaten dövüşse bilmem sıkıntı yapsa kadro dışında kalsa benden önce haberiniz olur. Yani bununla bana gelmeyin kelime oyunuyla. Hani Valencia'nın gribal enfeksiyonu var. İğne ile ne bileyim vesaireyle oynayabilir. Riske edilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Hani Joshua King bir arkadaşım ısrarlı bir şekilde yani ısrarlı bir şekilde günde 500 defa King'e ne oldu diye soruyor. O arkadaşı artık engelleyeceğim. Hani King'e ne olduğunu merak ediyorsa gidip numarasını falan vereyim. Gitsin baksın. Fenerbahçe Org'a giriyorsunuz arkadaşlar. Fenerbahçe Org'da günün idmanının bütün fotoğrafları yer alıyor. Yani bütün fotoğraflar. Takımımız kampa girdi diye orada bir fotoğraf silsilesi var. En az 18 şey 16 tane fotoğraf var. Mesela Atilla Salah'ı görebiliyorsunuz. Serdar Dursun'u görebiliyorsunuz. Mesela Serdar Dursun oynayabilir. Niye oynamasın? Bu maçın taktiğinde ona göre belirler. Ve Serdar Dursun'un yüzüne dikkat edin. Gülümsemeler var arkadaşlar. İster misiniz Serdar Dursun ilk 11'de başlasın? Yani ben sadece soruyorum. Altay Bayındır var mesela. Crespo, Emre Mor. Daha çok mesela fotoğrafların odak noktasında bunlar gözüküyor. Atilla Salah'ı, Lemos var mesela. Osayi, Ferdi, Zayt, João Pedro, Rossi. Baktığın zaman hepsi oynayabilir. Rossi, João Pedro oynayabilir. Joshua King baktığın zaman idmanda yer alıyor, oynayabilir. Arda Güler. Yani Fenerbahçe kadrosu çok geniş bir kadro. İstanbulspor maçında ilgili dedim ya size, Türkiye Kupası'nda bize az takımın rotasyon yapacağı kadrolar lazım. Bu kadrolara baktığınız zaman da yani İstanbulspor çıkması iyi. Şimdi Keçiören çıksa ne bileyim biz şu anki futbolla eminim hani o rotasyon sistemini yapsak az takımdan 6 futbolcuyu çıkart yine yedeklerden koy diye perişan ederdik diye düşünüyorum. İstanbulspor olması en azından ciddi olur. Hazırlıklar ciddi olur. Futbolcular ciddiye asılır. Rehavet olmaz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'mize de başarılar diyorum. Hani Valencia olmazsa bir sürü oynayabilecek isim var. Kastettiğim mana bu. Başka bir şey çıkartmaya çalışmayın. Hani anlatmak istediğim mana sadece bu. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Skor tahminlerinizi de buraya yazarsanız sevinirim. Bir de bir gelişmeyi daha belirteyim. Üyelik sisteminde biz normalde üyelik sayısını 2'ye düşürmek istedik. Yani 25'lik ve 125'lik olmak üzere 2'ye düşürmek istedik. YouTube'dan gelen bazı mesajlar
Birçok üyemiz hocam işte ya ben asgari ücretliyim. Benim için hiç duyum buyum hiçbir şeyin önemi yok. Formanın olmanın önemi yok. Ben destek olmak istiyorum. 5 lira, 10 lira, 7 lira neyse bir şey yapın gibi mesajlara. Bazen hocam ben orada yanında logo gözükmesini istiyorum. İşte Twitter bile aylık şu kadar paraya logo gösteriyor. Ben onu istiyorum dediler diye. Ve dediğim gibi mecbur kaldık. 10 lirada hadi 10 liradan da düşelim hani madem göstermelik olacak diye. 7,5 liralık üyelik açtık. İsteyen olabilir arkadaşlar. Bizde zorlama yok. Teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda benim abone sayım yani benim ekranımda 26.999 gözüküyor. Normalde burayı 27.000 gösterirdi. Yani bir kişi az bile olsa 27.000 gösterirdi. Yuvarlama yapardı. Ama yapmadı vicdansız. Maç saatine kadar herhalde 27.000'i geçer. Abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Başka takımların maçına baktığın zaman en çok bu bana bu söyleniyor. Ya şu penaltı değil mi? Bu penaltı mı? Allah aşkına bırakın ya. Çocuklaşmayın ya. Fenerli Duyum Twitter hesabında da paylaşıyorum. Çocuklaşmayın. Her şeye penaltı beklemeyin ya. Umarım anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere dostlar.